Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere mevkiler hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar yine dopdolu içeriklerle size bir video hazırladık. Şimdi 4-3-3A'yı incelersek arkadaşlar, sıradaki maçınızda taktik değiştirmeniz gerekebilir. Rakibiniz güçlü olabilir, daha zayıf olabilir. Siz taktik değiştirdiğiniz zaman formasyonunuza uymayan oyuncular olabilir. Bunu nasıl tolere edebiliriz? Bunu nasıl çözebiliriz? Bunları anlatacağız. Şimdi arkadaşlar görselde görmüş olduğumuz üzere 4-3-A taktiğiyle çıkacağımız zaman veya 4-3-B taktiğiyle çıkacağımız zaman hangi mevkilerde ne tarz değişiklikler yapabiliriz? Bunlar tabii zoraki değişiklikler. Bunları gösteriyoruz. Şimdi stoper oyuncusu sağ bek oynar mı? Oynar. Sol bek oynar mı? Oynar. Oynar arkadaşlar. Ama sağ bek oyuncusu da stoperde oynayabilir zoraki hallerde. Şimdi ne diyoruz? Defans hattında yandaki oyuncuyla diğer oyuncu yer değiştirebilir. Ancak stoper oyuncusu bir öndeki orta saha elemanlarının arasında görev yapamaz. Veya hücumda görev yapamaz. Stoper mevkiindeki adam ne yapar? Defans hattının içerisinde bir takım değişiklikler yapabilir. Bu sadece %10 kaybeder arkadaşlar. Şimdi orta sahada da bu şekildedir. SLK oyuncusu OS ile yer değiştirebilir. Veya OOS oyuncusu OS ile yer değiştirebilir. Burada sadece %10'luk bir kayıp olur arkadaşlar. Ama şimdi siz yanılıp da orta saha oyuncusunu defansa koyarsanız bu %50'lik bir kayıptır. Veya orta saha oyuncusunu hücuma koyarsanız bu %50'lik bir kayıptır arkadaşlar. Kesinlikle oyuncuyu kendi hattının dışına çıkartmıyoruz. Kendi hattı nedir? Paralel oyuncu çizgisidir arkadaşlar. Bu hattın dışına koyduğunuz her oyuncu size eksi %50 bir performans gösterir. Bu da ne yapar arkadaşlar? Maçı kesinlikle kaybetmenize sebep olur arkadaşlar. Burada kısaca anlatmak istediğimiz her oyuncu kendi yanındaki arkadaşıyla yer değiştirebilir. Bu sadece ve sadece %10'luk bir performans kaybı yaşatabilir arkadaşlar. Tabii ki bizim daha önceki videolarımızda da sizden dilediğimiz ve istediğimiz oyuncunun çevresinde yeşil ışığın yanmasıydı. Bu ne demek oluyordu arkadaşlar? Yeşil ışık yanarsa oyuncu doğru yere konmuş anlamına geliyordu. Şimdi arkadaşlar elde olmayan nedenlerden dolayı bazen tabii eksiklikler de oluyor. Oyuncuların yerlerini değiştirmek gerekebiliyor arkadaşlar. Bunu hangi şekilde değiştirirsek ne kadar zarara uğrarız bunları göstermiş olduk. Şimdi arkadaşlar istediğimiz şey şu. 11 oyuncumuzu kesinlikle yorgun bir şekilde kurmayalım. Eğer içinde 11'in 2 tane yorgun oyuncu varsa, 2 tane OS yorgunsa bunları rakibimize göre DOS veya OOS koyarak ne yapalım arkadaşlar? Yine tölere edelim. Şimdi görmüş olduğunuz üzere ekranda da değişik taktik formasyonları üzerinde de değerlendirme yapmaya kalkarsak arkadaşlar az önce 3-4-3'ü gördük, 3-5-2'yi görüyoruz. Arkadaşlar bu mevkiler için de az önce anlattığım teori geçerlidir arkadaşlar. Oyuncu kendi hattında, kendi yatay koridorunda bir önce yanındaki arkadaşıyla değişiklik sağlayabilir arkadaşlar. Bu ne olur arkadaşlar? Sadece %10'luk bir kayıp yaşatır. Yanılıp da orta saha oyuncusunu hücuma koymayalım veya orta saha oyuncusunu da 11 kişiyi tamamlamak için defansa koymayalım arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar elimizdeki bütün oyuncuları. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.